İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR komutanı Özkan Ulutaş ile Kosova'daki mevcut güvenlik durumu, olası yeni çatışma riskleri ve misyonun faaliyetlerine yönelik özel bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi röportajın bir bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan çatışmaların ardından devam etmekte olan gerginliğin yakın bir zamanda sona ermesi beklenebilir mi? Kosova kuzeyinde güvenlik ortamı genel olarak sakin, ancak kırılgan. KFOR olarak sorumluluk alanımızda esnek, görünür ve çevik bir varlık sergilemeye devam ediyoruz. Bu sayede bölgedeki tüm gelişmeleri takip edebilmemiz ve doğru kararlar alabilmemiz mümkün olmaktadır. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan şiddet olaylarının ardından NATO Kosova'ya yaklaşık bin ilave asker konuşlandırarak KFOR'un özellikle kuzeydeki varlığını artırmıştır. Bu son 10 yılda k misyonuna yapılan en büyük takviye olmuştur. Efendim k yakın zamanda Kosova'da asker sayısını artırması ne anlama geliyor? Son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından Kosova'ya yaklaşık 1000 ilave personelin konuşlandırılması ile k Kosova kuzeyindeki varlığını artırdık. Bununla birlikte idari sınır hattı boyunca icra edilen devriye miktarı 3 katına çıkarılmıştır. KFOR'un Kosova genelinde esnek ve görünür bir varlık sergilemesi, emniyet ve güvenlik ortamını etkileyen tüm durumlarda müdahale etmesine olanak sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler'in kararına dayanan misyonumuzu yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almaya hazır ve donanımlıyız. Bu kapsamda amacımız bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemektir. Yakın bir koordinasyon içerisinde bulunduğumuz Kosova polisi ve AB hukukun üstünlüğü misyonundan sonra 3. seviye müdahale gücü olarak faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Ülkenin kuzeyinde yeni bir çatışma riski söz konusu mudur ve bu durumda Keyfor'un tepkisi ne olur? Gelecekteki herhangi bir senaryo hakkında yorum yapmanın e, doğru bir yaklaşım e, olduğunu düşünmüyorum. Ancak daha önce de tanımlanmış olduğum karmaşık dinamikleri sürekli olarak dikkate alıyoruz. Bu kapsamda KFOR, uluslararası toplumun bölgede yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmalar çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bu nedenle komutam altındaki personele verilen görevler arasında Avrupa Birliği destekli diyalog yoluyla Belgrad ile Priştine arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini destekleyecek bir güvenlik çerçevesinin oluşturulmasına devam edilmesi yer almaktadır. KFOR yaklaşık 25 yıldır Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için her zaman tarafsızlığını koruyarak güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamıştır. Bu bizim odak noktamız olmaya devam etmektedir. Gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Ve Birleşmiş Milletler tarafından verilen yetki doğrultusunda her türlü güçlüğe karşılık vermeye hazırız. Efendim zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim iki günlük Kosova ziyaretinde bulunuyor. Konuk Bakan Yardımcısı ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Selim'in ilk durağı hükümet binası oldu. Ülkemizde bulunan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısının ilk durağı hükümet binası oldu. Başbakan Yardımcısı Emilia Recep ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı arasında gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Recep'i mikrofonlarımıza şunları söyledi. Bugün Türkiye'den gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yasin Ekrem Selim ve Türkiye Cumhuriyeti Priştini Büyükelçisi Sayın Sabri Tunç Angal'ı ağırladık. Dostane bir hava içerisinde gerçekleşen görüşmemizde güvenlik konusunu ve genel olarak ülkemizde olduğu gibi bölgenin de Türkiye diplomasisi konusunu görüştük. Ayrıca Türkiye ile olan işbirliğimizin uzun yıllardır devam ettiğini bu ilişkileri ileriki yıllarda da sürdüreceğimizi görüştük. Özellikle ekonomi açıdan işbirliğin daha da pekiştirilmesi üzerine durduk. Hükümet binasında gerçekleşen bu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Konuk Bakan Yardımcısı Hükümet Binası'nın ardından Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damkay ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bizim ilk er iki bakanlığı arasında çalışma, daha Sanayi Bakanlığı ve Bölgesel Kalkınma Bakanları arasında bir işbirliği protokolü var. Bunu daha fazla geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı konuştuk. TİKA ile işbirliğimizi konuştuk. Sağolsun bakanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ve tüm bakanlıkların her zaman bizim yanımızda olduğunu bir kez daha ifade ettiler. Ben bir kez daha Kosova'da kendilerini görmekten, aralamaktan mutlu olduğumu ifade ederim. Balkanlarda, Kosova'da özellikle yapılacak çok işimiz var. Buradaki soydaşlarımızın Burada yaptıkları e, projeler, yapmak istedikleri bunlarla alakalı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Kosova Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden birisi olarak Türkiye hala da tanınması konusunda dünyanın her yerinde e, bu konuda kendilerine destek sunuyoruz. Bununla birlikte Kosova'nın güvenliği açısından da e, KUFOR'un yönetimi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde e, bu kapsamda da Kosova'ya desteklerimiz devam ediyoruz. Kosova'da da yapılacak çok işimiz var. Bu konularla ilgili de istişarelerde bulunacağız. Buraya gelmeden önce de yapılması gerekenleri yaptık, sonuçlandırdık. Onları da şimdi Sayın Bakanımızla istişare ettik. Daha fazla neler yapabiliriz konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Bireçli'nin Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, KFOR komutanı tüm General Özkan Ulutaş ile de görüşmede bulunacak. Türk milletvekilleri ve soydaşlarla birlikte iftar programının ardından konuk bakan yardımcısı yarın Mamuş'a ve Prizren'de temaslarda bulunacak. Başbakan Alipin Kurti, Kosova Merkez Bankası'nın Euro'nun Kosova'da ödeme aracı olarak tek para birimi olması yönünde karar aldığını ve basında bulunduğunu hükümetin buna gerektiği kadar destek vereceğini bir kez daha hatırlattı. Kosova'da ödeme aracı olarak euronun tek para birimi olması konusunda Kosova Merkez Bankası bize öncülük ediyor şeklinde konuşan Başbakan Kurti, dinar konusunda 3 aylık geçiş planının yapıldığını ve bu planı hükümetin ihtiyaç duyduğu ölçüde kendi birimleriyle destekleyeceğini söyledi. Kurti iyi yollardayız ve Belgrad'ın yersiz uyarılarına rağmen sahada neredeyse hiçbir olumsuz olay yaşanmadığı açık. Leposavic, Zveçan, Zubin Potok ve Mitrovica'nın kuzeyinde bile çeşitli lokallerde euro üzerinde ödemenin yapıldığı görülüyor ifadelerini kullandı. Kurti ayrıca Kosova'nın Sırp vatandaşlarının Sırbistan'dan yardım almasına karşı olmadığını ancak bunların Avro'ya çevrilmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Kurti Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Siyaset ve Demokrasi Komitesi'nin Kosova raporuyla ilgili dünkü kararını da değerlendirdi. Başbakan Albin Kurti ise karardan memnuniyetliğini dile getirirken bunun çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Siyaset ve Demokrasi Komitesi Kosova için önemli bir adım attı. Görüş Kosova'nın üyelik için gerekli tüm ön şartları yerine getirdiğini teyit ediyor ve Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üye ülke olarak dahil edilmesini tavsiye ediyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi görüşü Nisan ayında oylayacak diye belirtti. Başbakan Kurti bu yorumları Poduyeva'daki anma törenlerinin ardından yaptı. Meclis bakanlıklarda ve merkezi kamu işletmeleri de ihalesiz sözleşmelere yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması talebiyle olağanüstü toplandı. Oturumda muhalefet bir kez daha iktidarı yolsuzlukla suçladı. Yeterli çoğuluk sağlanamadığı için komisyon kurulamadı. İhalesi sözleşmelere yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması talebiyle düzenlenen olağanüstü meclis oturumunda iktidar bir kez daha iktidarı yolsuzlukla suçladı. Kosova Demokratik Partisi Parlamento Grubu Başkanı Abeler Tahiri, ihalesi sözleşmelerin maliyeti 200 milyon euroya kadar çıkıyor. Bu sözleşmeleri analiz etmeli ve ne kadar gerçek olduklarını görmeliyiz. Bunlar şaşırtıcı miktarlardaki ihalesi sözleşmelerdir. İhalesi sözleşmeler masada imzalanan ve şeffaflığı gizleyen sözleşmelerdir. Bu süreçte şeffaflıktan söz edemeyiz dedi. Kosova Demokratik Birliği Genel Başkanı Lumir Abdiciku ise Kurti hükümetini çok sayıda ihalesi sözleşme imzalamakla suçladı. Abdiciku, bu uygulamanın bir adı var ve buna gizli ihale ediyorlar. Gizli ihaleler devlet parasının işletmecilere ve işletmelere hiçbir prosedüre gerek kalmadan doğrudan anlaşmaya varılarak dağıtılmasıdır. Bu uygulama giderek artıyor. İlk yıl 30 milyon euro, ikinci yıl 70, üçüncü yıl 109 milyon euro gizli ihale yapıldı ifadelerini kullandı. AK Parlamento Grup Başkanı Besnik Tayyiri ise hükümetin araştırma komisyonu kurulmasına engel olması, ihalesi sözleşmelerle yapılan yolsuzluğun bir kanıtıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Viyosa Osmani, İzmit katliamının 25. yıl dönümünü anarak bu tür olayların Kosova içinden, Kosova'nın içinden geçtiği zorlu yolun bir kanıtı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığının Facebook'ta yaptığı paylaşımda İzbistan'ın ve Kosova'nın dört bir yanındaki katliamların anısını içinden geçtiğimiz zorlu yolun bir kanıtı ve kalıcı bir adalet talebi olarak her zaman canlı tutacağız denildi. Başkan öldürülen 147 sivil arasında en geç kurbanı olan 6 aylık bebeği hatırladı. Böylece bugün Sırbistan'ın soykırımcı güçlerinin aralarında 6 aylık kız çocuğu Dafina Çelay'ın da bulunduğu 147 sivili katlettiği İzbitsa katliamının 25. yıl dönümünü anıyoruz. O ve diğerleri sırf Arnavut oldukları için evlerinde öldürüldüler diye yazdı Cumhurbaşkanı Osmani. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu ve güneşli hava hüküm sürüyor. Başkentte gün ortasında termometreler 19 dereceyi gösterdi. Yarın güneşin etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerinin tahminlerine göre günün en yüksek hava sıcaklıkları 22 ile 24 derece arasında seyredecek. Bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın geriden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.